başlıyor. Tamam mıyız? Bugün resmi olarak kulübe görevim daha önce bana bildirmiş olsa da herkese tanıtılacak şekilde bir organizasyon var. Hepimizin bildiği gibi. Tabii heyecanlıyım. Sahaya bir maça çıkarmış gibi bir heyecan gibi bir durum söz konusu. Sonuçta Fenerbahçe hizmetimiz bugün itibariyle sahanın içinde değil, resmi olarak sahanın dışında başlamış olacak. Ama arasında bir fark görmüyorum açıkçası. Fenerbahçe'ye gönlünü vermiş, Fenerbahçe'ye kendini adamış herkes aslında her daim Fenerbahçe'yi gönlünde hissettiği sürece Fenerbahçe zaten hizmet verecektir ama duasıyla, ama yardımıyla, ama kulübün yanında olarak, ama bizler gibi profesyonel olarak çalışarak benim için güzel bir anı olacağına inandığım bir güne başlıyoruz hep beraber. İnsanın aslında hiç ayrılmak istemediği, hiç bırakmak istemediği bir durumdayken sığınacak bir çınarının olması her insanın isteyeceği bir durumdur herhalde, şekildir. Benim için futboldan ayrılmak inanın çok zordu. Bitmeyecek sandığım bir durumdu aslında. Çünkü futbol çok sevdim. Ama işte o büyük çınarın, Fenerbahçe'nin altında futbolu bıraktığında insan ciddi büyük bir güç buluyor. Tekrar hayata atılmak için, tekrar motive olabilmek için. O yüzden Allah'a hamd ediyorum. Allah herkese sevdiği, çocukluğunda hayalini kurduğu ne var ise bizi çocukluğumuzda Fenerbahçe formasını giyer. Oğuz'u, Aykut, Nova konuşurduk. Bugün onların o şanlı formasının altında futbolu bize bırakmak nasip oldu. Allah'a çok şükür. Yani gerçekten herkesin yaşamasını istediğim, burada çok samimiyim, bir duygu. Bu öyle bir hissiyat ki bazen ayaklarınızın yere basmadığını hissettiğiniz oluyor. Ama ben gerçekten Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yani Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimizi ancak bir Fenerbahçeli anlar diye bu cümleleri kullanabilirim herhalde. Bu güzel şeyler yaşadım. Bana sokakta bazen hak etmediğim kadar teveccüh gösterdiler, sevgi gösterdiler. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman kalbimin en güzel yerinde saklı olacaklar. Onların mutluluğu içinde şu an bu göreve başlıyorum. Allah da bize onların yüzünü hep güldürmeye vesile etsin. İnşallah onların sezon sonunda ya da her maça sonunda mutlu olabilecekleri bir süreç olur bizle beraber. En büyük arzum, isteğim. Çünkü Fenerbahçe kazanınca hepimiz mutlu uyanıyoruz sabahlarımıza. Hadi dua et aşkım. İmza atacağız. Allah hayırlı etsin. Utandırmasın. Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmeyi nasip etsin inşallah. Gülüyorum. Arayacağım. Tamam. Ah, ne kahraman, ne cesur, ne güzel çocuklardık. Güzel.
Fazlasıyla verdi. Hem de oynadığı liglerde dostluklar kurmuş, arkadaşlıklar edinmiş, networkini geliştirmiş. Bu kişiler zaman içinde Avrupa'nın en önemli kulüplerinin en önemli pozisyonlarına gelmişti. Orada kurduğu dostlukların zamanında bu kadar sene sonra devam ediyor olması ve hem de kapıyı çaldığı zaman bu insanların bizlere fayda sağladığı olabilmesi, yani bizler de sonuçta kulübümüzde beni çok çok etkiledi. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Sizlerle evimizde vedalaşmam, sizlere futbolcu Emre olarak burada veda etmek çok isterdim. Bu hayatta gelmesini istemediğiniz, yaşayacağınızı işler içe bildiğiniz ama bir şekilde daha var dediğiniz anlar vardır. İşte ben o anın geldiğini anladığım an son bir kez o çim kokusunu içime çekerek, yaşadığım harika anıları hafızama kazıyarak, ayağımdan hiç çıkarmam dediğim kramponlarımı asacağımı bilerek baktım diye. Bana her zaman gösterdiğiniz bu coşkulu sevgi için minnettarım. Yeah.